Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya Kısa Bir Tekrar Testleri Harita Bilgisi 2. serisiyle birlikteyiz. Hemen sorularımıza başlayalım. Hangisi söylenemez diyor yukarıdaki topografya haritasına bakıldığında. T noktasının yükseltisi 1000 metredir. Şimdi bakıyoruz. Kıyı çizgisi her zaman 0 metreyi gösterir. Birinci izohipsimiz 250 ise 250 aralıklarla çizilmiş. Demek ki daha sonraki gelen 500, sonraki gelen 750, sonra gelen 1000 metre, daha sonra gelen 1250 ve T noktasına baktığımızda 1500 gibi bir yükseltisi var. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Z noktası boyun üzerindedir. İki tepe noktası arasında kalan daha alçak kesimlere biz boyun adını veriyoruz. Akarsu ağzında haliç oluşmuş ki haliç oluşması için bir akarsu gerekiyor bize. İki deniz ya da suyun özellikle akarsu ağız kısmını aşındırması gerekiyor. Burada bir haliç söz konusu. En yüksek noktasının yükseltisi 1750'den fazla ki şu kısım 1000'di. 1250, bunun dışında 1500, 1750 ki zirve noktası 1750'den daha fazla. Akarsuyun akış hızı yer yer değişiklik göstermiş. Nasıl anlıyoruz? Özellikle bazı alanlarda ellerin uzaklaştığı yerde akarken bazı alanlarda ellerin sıklaştığı yerde akmış. Ki sıklaştığı yerde eğim arttığı için özellik olarak akış hızında da bir artış gözüküyor. Seyrekleştiği zaman akış hızında da bir azalma görülüyor. O yüzden doğru cevabımız bu soruda A şıkkı oldu. Peki yukarıdaki izohips haritasında hangisi yoktur demiş. Vadi gibi akarsu varsa orada vadi vardır. Bunun yanında tepe ki zaten şu kısımlar tepeyi oluşturuyor. Delta ki göl kısmına dökülmüş öyle bir delta oluşumunun olma ihtimali söz konusu değil. Ki delta için akarsu tamam ama deniz kıyısında oluşması gerekiyor. Çukur ki içe doğru okların olduğu şu kısımlar çukuru gösteriyor. Bunun yanında baktığımızda boyun ki iki tepe arasında yine çevrili alanlarda şu kısım boyunu gösterebilir. Ki işaretlerle gösterelim isterseniz. Çukur kısmını dikkate aldık. Tepe kısmını dikkate aldık. Vadi kısmını dikkate aldık. Ama delta yok. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı bu sorumuzda. Peki üçüncü sorumuzda 4 ayrı bölgeye ait izohips haritaları verilmiş. Buna göre sırt ve baktığımızda vadileri kıyaslayacağız. Şimdi burada önemli olan noktalardan birisi şu arkadaşlar. Nereye doğru artıyor rakamlar yükseltimiz? 600, 700 ve ne oldu? 100'de geçtiği için 800. Ki burada uç kısmına doğru bir V çizip uç kısmına doğru artış görüyorsanız bu arkadaşlar vadi olarak dikkate alınıyor. V çizdiniz. V'nin uç kısmına doğru yükselti arttı. O vadi oluyor. Ki bunun dışında V çizdiniz ki burada baktığımızda V'nin uç kısmına doğru yükseltimiz azalıyorsa bakın uç kısmına doğru yükseltimiz azalıyorsa bu sırt olacaktır. Bunun yanında yine baktık 800, 900, 1000 ki V'nin uç kısmına doğru ne oldu? Yükselti arttı. Artıyorsa bu arkadaşlar ne oluyordu? Vadi. Bunun yanında 800, 900, 1000 V'nin uç kısmına doğru yükselti azaldı. Ki yükselti azalıyorsa arkadaşlar sırt oluyordu. Ki bunu unutmuyoruz çünkü hani bir akarsu düşündüğünüzde akarsu yüksekten nereye doğru akacaktır? Aşağı doğru akacaktır. Ya da yine burada baktığımızda yüksek kısım burası. Nereye doğru akacaktır akarsu? Daha alçak kesimlere doğru akacaktır. O yüzden vadi kısmında biz dikkate aldığımızda özellik bakımından vadi dediğimizde neyi aldık? 1 ve 3'ü. Sırt dediğimizde ise 2 ve 4'ü dikkate aldık. O da hangi şıkta var dediğimizde özellikle vadi kısmında dikkate aldığımız 1 ve 3 olarak diğer kısımda dikkate aldığımız 2 ve 4'te ise sırt kısmı oluştu. O yüzden doğru cevabımızın bu soruda B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet dördüncü sorumuzda çığ oluşma ihtimali hangisinde daha fazla ki karasal iklimin görüldüğü alanlarmış bunlar. Çığ oluşma ihtimali daha fazla demiş. Ki eğimin arttığı alanlarda ki izohipslerin birbirine yaklaşması gerekiyor. Bu alanlarda çığ riski daha fazladır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız E ki kar yağışı karasal iklimde görülebiliyor. Bir de eğim olursa ikisi birleştiğinde çığ olaylarının gerçekleşme ihtimali artıyor. Peki 5. sorumuzda bir profil çıkarmamız gerekiyor. Tabii oturup tek tek profil çıkarmayacağız arkadaşlar. Önemli olan nokta şu. Bir başlangıç noktasındaki yükseltiye bakarsınız. 2. Bitiş noktasındaki yükseltiye bakarsınız. Bunun yanında kaç defa sıfıra inmiş, kaç defa işte yükselti artmış, azalmış buna bakabilirsiniz. Şimdi burada baktığımızda 100,
yaklaşık 100 metre civarından başladığını görüyorum. A olabilir. 100 metreden başladığını varsaydığım için B olamaz. Ki C olamaz. 500 gibi bir durum olamaz. Çünkü 100 gibi bir yükselti var yaklaşık X'in başladığı kısım. Ya A olacak ya E olacak. Bunun yanında baktığımızda, özellik olarak dikkate aldığımızda kaç metreye kadar yükseliyoruz? Mesela birincisine bakalım. 100, 200, 300, 400. Ki 400 metre civarına kadar, tabii biraz daha yüksek bir kısımda olabilir. 400-500 arasında olabilir. Buraya bakıyorum 400-500, buraya bakıyorum 400-500. Bundan ayırt edemedim. Ha, bunun yanında diğer tarafa geçtiğimde özellikle dikkate aldığımda 100, işte yine sıfır kıyı çizgisi, 100, 200, 300, 400'e kadar çıktım bakın. 400'e kadar çıktım. Ki 400'den sonra tekrar çukur olduğu için inmeye başlayacağım. Buraya bakıyorum 500'e çıkmış. O yüzden E'de olamaz. Demek ki doğru cevap A şıkkı olmakta bu sorumuzda. Evet, bir denemenin daha sonuna geldik. Size iyi çalışmalar diliyorum.